Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bedava isim yenileme kartı nasıl alınır? Uzun süre sonra geri dönüş ödüllerinde ne gibi değişiklikler var? Bundan bahsedeceğim ve bunu inceleyeceğiz. Kaç gün giriş yapmışsak geri dönüş ödülleri gelir. E, geri dönüş ödülleri neler? Geri dönüş sandığı içinde neler var? Ve geri dönüş özel UC bonusu nedir? Bundan da bahsedeceğim. Kısacası geri dönüş hakkında bütün e, incelemeleri yapacağız. Bu arada bunlar benim resmi sosyal medya hesaplarım. E, bana buradan da ulaşabilirsiniz. Ayretten takip ederek abone destek olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz. Uzun süre sonra giriş yaptığımızda welcome back diyerek oyun bizi böyle ödüllerle karşılıyor. Bunlar süreli. Bunlar da birliktelik gülleri. Ee, güllerden bir tanesi 5, diğeri 10 birliktelik arttırıyor. Bakın bu 5 puan arttırıyor. Bu da 10 puan arttırıyor. Şimdi lobiye döndüğümüzde sağ kısmı dönüş kısmı bizleri karşılıyor. Böyle bir animasyonda geri dönüş etkinliğini inceleyelim. Sağdaki ödülleri ben seçmedim. Oyun otomatik olarak seçti. Ödülleri değiştir kısım var sağ altta. Ödülleri değiştirebilirsiniz. Ödüller bu şekilde gözüküyor. Kask, sırt çantası, silah deseni ve araç deseni süreli. Bu adı çılgın sürücü şapkası TDM şapkası olarak geçiyor. Hatta bunun e, yıllar önce şans sandığına getirme taktiğini ve alım taktiğini göstermiştim. Şimdi geri dönüş ödüllerinde veriliyor. Bedava alabilirsiniz. Şimdi e, buradaki ödülleri nasıl kalıcı alabiliriz? Bundan bahsedeyim. Bakın sağ alt kısımda al yazan kısım var. Burada geri dönüş görevleri yer alıyor. Bu görevler her gün gece 3'te yenileniyor. Bu görevleri yaparak dönüş puanları kazanacaksınız. Kazandığınız puanlarla buradan karşılıkken ödülleri alacaksınız. 40 puanda bunu, 80 puanda bunu, 120 puanda bunu, 160'da bunu, 200'de bunu, 240'da bunu alacaksınız. Totalde 240 puanda bütün ödülleri topluyorsunuz. Bütün ödülleri aldıktan sonra kalan bonus puanlarıyla da buradan sandık açıyorsunuz. Eskiden zaman yolcusu sırt çantasını kalıcı olarak alabiliyorduk. Sonra şehir muhafızı ceketi eklenmişti derken ödüller gitgide daha da kötüleşmeye başladı. Şimdi kalıcı olarak alabileceğimiz 3 set bu. Yani zaman yolcusu ve şehir muhafızı ceketinden düştüğümüz yerlere bakın. Etkinlik 29 gün. Hesaba 7 gün boyunca giriş yapmazsanız geri dönüş ödülleri geliyor. Ancak oyunun buga girme ihtimalinde göz önünde bulundurun. 8 ila 9 gün oyuna girmeyin. O şekilde ödüllerinizi toplayın. Yani 7 gün boyunca hesabınıza giriş yapmazsanız ve oyun bug'a girerse bu sefer de beni suçlarsınız. Oyunun bug'a girmek ihtimalini göz önünde bulundurarak 8 ya da 9 gün bekleyin. E, o şekilde oyununuza giriş yapın. Şimdi günlük dönüş kısmı var. E, i̇lk gün isim ve kartını kazanıyoruz. İkinci gün ve yedinci günde süreli sırt çantası var. Sekizinci günde süreli set ve beşinci günde setin başlığı var süreli olarak. Emoji de süreli. Yani burada tek iş gören şey isim yenileme kartı. Tabii ki isim yenileme kartı da süreli. Kullanmazsanız silinir. Yani envanterinizde duracağını sanmayın. 30 günlük bir süresi var. Ve bir defa kullanabiliyorsunuz. Şimdi geri dönüş fırsatı yani UC bonusunu inceleyeceğiz. Özel teklifler. Pilot ceketi. AG ile alınıyor artık. Eskiden UC ile alınıyordu. Hatta pilot seti nasıl AG alınır, nasıl ucuz alınır diye de kanalda videosu var. Gözetebilirsiniz. Ee, bunların da videoları vardı diye hatırlıyorum. Ya bunların hepsi C paralel alınıyor. yazına bakmayın siz. Yani kanmayın, almayın. Şimdi bonuslara bakalım. 16 liraya 60 artı 1200 yazıyor. 60 artı 1200 UC almıyorsunuz. 1200 UC'lik ödül havuzundan rastgele bir UC ya kazanıyorsunuz. Yani 16 lirası 60 UC'yi net alıyorsunuz. 1200 UC'lik ödül havuzundan rastgele bir bonus alıyorsunuz. 80 liralık pakette de aynı. 325 UC'yi net alıyorsunuz. 6000 UC'lik paketten rastgele bonus alıyorsunuz. Geçmiş dönemlerde almıştım. Bakın bu şekilde bonus oluyor. Ben 325 UC paketi almışım. 180 UC bonus kazandım. Sonra 60 uc'lik paketi almışım. 60 UC tekrar kazanmışım. 120 UC almışım. Bakın burada geri dönüşü özel. İşte büyük 1200 işte büyük 6000 falan yazıyor. Ancak yani 1200 ya da 6000 UC almıyorsunuz. Ödül havuzuna rastgele bir miktar kazanıyorsunuz. Bu arada bildiğiniz üzere UC fiyatları pahalandı. Ucuza nasıl Royal Pass açılır? Nasıl ucuza UC alınır gibi videolar paylaşıyorum. Hatta market fiyatını eski market fiyatına çevirme taktiği bile paylaştım. Kanala göz atmanız yeterli. Bu bahsettiğim eski market fiyatına çevirme taktiğim, bu da ucuza Royal Pass açma taktiğim. Hatta ucuza UC mı taktiği de paylaşıyorum. Güncel olarak UC hakkında, Royal Pass hakkında da videolar paylaşıyorum. Bu arada güncel olarak G para gümüş parçacık, royal fes görev kartı, kırmızı kristal, destan, samplem, kasma taktikleri de paylaşıyorum. Haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olunduğunun yanında bir zil var. Bu zili tüm yaparak da yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Günde en az iki video yayında birkaç da shorts paylaşıyorum. Abi Royal Pass hakkında merak ettiğiniz tüm şeyler bu videoda mevcut. Kanala göz 2.6 güncellemesi ne zaman geliyor? 2.6 güncellemesinde ne gibi yenilikler var? Kanalda mevcut. Paylaştım videoyu. Emniyet Ruhalpi seçim sandığı açılımı ikinci videom yayında. S2 maskesi nasıl çıkartılır? Ve Ejder Avcısı Dacia'nın ban taktiği nasıl? Bu kanalda mevcut. Sarı ve beyaz mumya ne zaman geliyor? Yeni premium sandık ne zaman gelecek? Yeni yoldaşlar ne zaman geliyor? Yükseltilebilir bagin ne zaman geliyor? Yükseltilebilir e, AMR ve nihai setler ne zaman gelecek? Net tarihlerin olduğu video bu. Kanala göz atmanız yeterli. Bu arada abonelerden gelen izlenme süresine de bakıyoruz kanalın. Abone olmayan kullanıcılar %86.3. Abone olan kullanıcılar ise %13.7. Bura bir hafta önce %90'dı. Oran gitgide düşüyor. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu arada sadece abone olarak değil videoları izleyerek beğeni atarak farklı destek olabilirsiniz. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Videoyu beğen atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.